gençlerin dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduklarına inanıyordum. 20 yıl önce bu inançla yola çıktık ve gençlerin toplumsal fayda sağlayacak binlerce projesine süreç içinde şahit olduk. Ekip çalışması, farklılıklara saygı ve yerel katılımı sağlama, şeffaf ve hesap verebilir davranma, girişimcilik ve yaşam boyu öğrenme. Gençler projelerini hayata geçirirken bu ilkeleri rehber edindi. Toplum Gönüllü Vakfı neler yapacak? Vizyonu, misyonu ne olacak? Toplum gönüllüsü kimdir? Bu soruların cevaplarını ilk Gençlik Konseyi Kahramanmaraş'ta aradık. Çevresinde gördüğü sorunlara duyarsız kalamayan, eleştirmek yerine değiştirmeyi seçen yüzlerce genç bir araya geldiğinde durur mu? Hiç sanmıyorum. Henüz 20'li yaşlarımda bir üniversite öğrencisiyken içimde uyanan toplum gönüllülüğünü devam ettirmeye ve bizim gibi başka gençleri bulmaya kararlıydık. Eleştirmek yerine değiştirebileceğimi henüz bir üniversite öğrencisiyken TOG'la tanıştığımda öğrendim. Bir gence potansiyelin ve enerjin var, çevrendeki sorunlara sen de çözüm bulabilirsin demekten daha büyük bir motivasyon kaynağı düşünemiyordum. Biz bir değişim yaratıyorduk ve bunu bize kimse söylememişti. Kendimiz karar alıp kendimiz uyguluyorduk. TOG yavaş yavaş ve kendiliğinden kuruluyordu. Durmuyorduk çünkü içimizdeki potansiyelin farkına varmaya başlamıştık. Gençlerin ilk kez bir konseyde toplanacağını ve burada kendi gelecekleri, hayalleri ve ideallerini konuşup karar alacaklarını öğrenmiştim. Burası sizin alanınız, özgürce fikirlerinizi paylaşabilirsiniz deniyordu. Burası bizimdi ve tüm gençlere kapısı açıktı. Konsey toplandı. İlk kararımız, içimizdeki toplum gönüllülüğü ruhunu herkesle paylaşıp bu değişim çağrısına davet etmekte. Karar alındı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı kuruldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yıldır gençleri sosyal sorumluluk projeleri üretebilmesi için destekliyor. Bu desteklerden bir tanesi de eğitimler. Gençler bu eğitimlerde kazandıkları yetkinliklerle beraber toplumda gördükleri binlerce sorunu çözecek projeler üretiyorlar. TOG'un yıllardır benimsediği akran eğitim modeliyle gençler de eğitmen oluyor. Ben de o eğitmenlerden biriyim ve farklı toplulukların ihtiyaç duydukları sosyal sorumluluk eğitimlerini biz gençler veriyoruz. Ben bir gence mentor olarak kendi deneyimlerimi paylaşmayı ve onu desteklemeyi seçtim. Ve zaman içerisinde fark ettim ki o da gönüllülük deneyimlerini benimle paylaştığı zaman ben de zenginleştim. O yüzden iyi ki TOG gönüllüsüyüm. En zorlu kararlarımda, gelecek planlarımda ve daha pek çok soru işaretini cevaplamamda mentorum bana rehber olarak beni güçlendirdi. TOG, mentorluk programıyla gençleri bir adım öne taşıyor. Vakıf kurulduğundan beri burs komitesindeyim. Bursları biz mülakatla veriyoruz. Dolayısıyla gençlerin hikayelerine birebir sahip oluyoruz. Onları dinliyoruz çünkü. Ve bursun onlar için, gelecekleri için ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Gelecek hayallerim ve endişelerim vardı. TOG, burs fonuyla beni gelecek hayallerime bir adım daha yaklaştırarak bugün olduğum kişiye dönüşmemde destek oldu. TOG yalnızca beni değil, 20 yıldır yüzlerce farklı burs fonuyla 10 binden fazla gence destek oldu. 2011 yılından bu yana toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma programı dahilinde 500'den fazla eğitim gerçekleşti, 25 bin kişiye ulaşıldı ve bu sayıların artması için birçok anlamlı proje gerçekleşmekte. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek için projeler yazıyor, benim gibi daha pek çok gencin ve yetişkinin bu konuda farkındalık kazanmasına katkıda bulunuyor. TOG'da gençler karar alır, uygular, eleştirir, fikirlerini ve hayallerini paylaşırlar. 20 yıldır düzenlenen gençlik konseylerine Türkiye'nin dört bir tarafından bir araya gelerek birbirlerinden ilham alır ve geleceklerine dair kararlar verirler. TOG'u TOG yapan hiçbir ayrım gözetmeksizin onlara açtığı bu alandır. 20 yıldır bir TOG geleneği vardır ki onu deneyimleyenin o günleri unutması çok zordur. TOG ataklar. Toplum Gönüllüsü gençler 20 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından belirledikleri bir şehre doğru yola çıkarak TOG Atak projeleriyle oradaki yerel halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmaya amaçlıyorlar. Bence atakların en kıymetli yanı gençler için karşılaşma alanları oluşturması, gençlerin kültürlerini ve deneyimlerini birbirlerine aktarmasını sağlaması.
Toplum Gönülleri Vakfı'nda bir sürü aslında kendime kattığım konu var. Ama bunların en başında farklılıklarla tanışma fırsatı geliyor. Vakıf bu anlamda gençlere büyük fırsatlar sağlıyor. Mardin'de dönemsel yaz projesindeki arkadaşlarımızla beraber Hakkari'de bize ulaşan gençlere toplum gönülleri örgütlenmesini kurmak için gidecektik. Bir denetimden geçerken güvenlik kontrolünde bize dediler ki ya kimliklere baktık. Kimliklerde işte yazıyor. Mardinli, Ankaralı, işte Manisalı, Elazığlı. Ya dediler siz nasıl birbirinizi buldunuz? Ne oldu da bir araya geldiniz diye oturduk onlara toplum gönüllerini anlatmıştık. Farklılıklara saygı, işte bizi bir arada tutan değerleri. Bundan yaklaşık 10 yıl önce üniversitemdeki bir tanıtım gününde toplum gönüllüsü gençlerin projelerini anlattıkları coşkulu bir standa karşılaştım Toplum Gönülleri Vakfı'yla. Diyarbakır'daki bir öğretmenden gelen talep üzerine ekip arkadaşlarımla birlikte Biga'daki tüm evleri ve dükkanları dolaşarak okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını temin etmiştik. Proje sonunda ise çocuklardan gelen teşekkür mesajları hala aklımda. 2011 yılında Van'da gerçekleşen deprem sonrasında 300 tane toplum gönüllüsü genç ihtiyaç sahibi çocuklar için seferber olmuştuk. Çocuklar tarafından ihtiyaçları giderildikten sonra bir teşekkür videosu yayınlanmıştı. O zaman iyi ki toplum gönüllüsüyüm demiştim. Bugüne kadar Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde gençler tarafından eş zamanlı olarak hayata geçirilen projeler oldu. Gönüllülük yaptığımız süre boyunca çocuklarla gerçekleştirdiğimiz atölyelerde hissettiklerim beni hep daha fazlasını yapmak için motive etti. Gençler toplumsal sorunlara çözüm bulmak için bu kadar gayret içindeyken biz TOK Sosyal Komite olarak, yetişkin gönüllüler olarak arkalarındayız. Yaptığımız projelerle onları desteklemek için varız. Çünkü gençlere değer. 20 yıl önce 13 firmayla başlayan TOK Pazarı bu sene 160 firmayla gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört yanındaki gençlerin projeleri destekleniyor ve sonunda TOK Pazar bir marka haline geldi. Bu sene TOK Pazar'ın 14.sünü gerçekleştirdik. Aradan geçen zamanla binlerce bağışçının desteğiyle toplum gönüllüsü gençlerin projelerine destek olduk. Onların başarılarını görmek bizim de daha fazlasını kazanmamız için en büyük motivasyon kaynağımız. Çünkü gençlere değer. Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber başlattığımız Kendi Yolumuzda projesiyle de bu zamana kadar binlerce genç kadını destekledik ve binlercesini daha desteklemeye devam edeceğiz. Bu projede ortağımız olan Toplum Gönülleri Vakfı'na da buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Eti, kurucusu rahmetli Firuz Kanatlı'nın henüz daha çok genç bir yaşında kendi elleriyle çizdiği bir fabrika hayalinden doğup bugünlere gelmiş bir marka. Biz de gençlerin hayallerine, enerjilerine ve fırsat tanıdığında neler başarabileceklerine yürekten inanıyoruz. Sen Gençsin, Güç Sensin projesiyle gençlerin dünyayı değiştiren girişimlerine ve projelerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 yıldan fazladır TOG'la yan yana gençleri destekliyoruz. Yıllar boyunca gençlerin projeleriyle dokunduğu hayatlarda bizim de katkımız olduğunu bilmek, hissetmek çok gurur verici. Pekin, Paris otomobil yarışına hazırlanırken biz hiçbir şekilde sponsorluk düşünmemiştik. Fakat bizi bu yarışa götürebilen imkanları yaratan toplumumuz, dolayısıyla bizim toplumumuza büyük bir borcumuzu şimdi ödeme imkanı çıktı önümüze. 140 öğrencinin 4 sene üniversitede okuyamasını sağlayacak bir fonlamayı direkt Toplum Gönülleri Vakfı'na ödenmesini sağlayabildik. Bu seneki Peru'da devam eden rallide bir 200 öğrencimize destek sağlayacak meblağı toparlamış olacağız. Hayatta yaptığım benim için en önemli, en güzel proje olduğunu söylersem emin olun egzajere etmiyorum. Maratona hazırız. 20 yıldır gönüllülük yapıyorum. 12 sene önce gençler bizimle birlikte koşar mısınız dediler. O seneden beri yani 12 senedir bağışçılarımla birlikte gençler için artı değer yaratıyoruz. Gençlere değer. 20 yıl dile kolay. Tam 20 yıldır toplum gönüllüsü gençlerin önderliğinde ilkelerimizin çerçevesinde Türkiye'nin her bir yanında 600 binden fazla toplum gönüllüsü gençle birlikte 20 bine yakın sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik.
11 bin tane eğitim verdik, 10 binden fazla gence burs desteği sağladık. Aslında 20 sene önce kuruluşunu yapan Gençler Toplum Gönülleri şu andaki gençlerle kol kola el ele hep birlikte projeler yapmaya devam ediyorlar. Bundan daha güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne varsa gençlerde var. Daha nice 20 senelere. Topun her yaşımda ayrı bir anlamı oldu. Mezun da olsam, dünyanın bir ucunda da olsam toplum gönüllülüğünün hep benimle olduğunu gördüm. Toplum gönüllüsü gençler, mezunlarımız, yetişkinlerimiz, komitelerimiz ve on binlerce bağışçımızla biz kocaman bir aileyiz. TOG'un bundan sonraki 20 yıllarını da yine gençlerle birlikte şekillendirecek, topluma katma değer yaratan çalışmaları sürdürmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Biz dünyayı güzelliklerle değiştirecek değişimi yaratmak için gönüllüyüz. Çünkü biz toplum gönüllüsüyüz.